Ya ben bir ara hata yapıyorum ama bulamadım hatamı ya. 2 saattir onunla uğraşıyorum şu an. Ama nerede? Biraz brokoli yiyeceğim başta. Hatta baya mı lov gitsek? Baya bir lov gidelim. Önce bir şeyini çıkaracaksın, kalıbını. Yani birebir modellemeyeceksin, sonra detay gireceksin. Mesela bura diyeceksin silindir. Buna da blok at diyorlar galiba. Blok at. Şurası silindir olur. Şurada. Şuraya kadar silindir olsa. Şurada küp desek şöyle. Ama bu kadar kötü çıkarmazlar da. Şimdi biraz hızlı modelleyelim. Burayı küpten yapmayacağım. Şimdi küp koyuyorum. Hani şu an yaptığımız biraz da modeli kafamızda kurgulamak. Kalıbını çıkarıyorsunuz aslında. Aynen orantısına bakıyorsun. Kalıbını çıkartıyorsun. Mesela. Bir yandan da yemek yiyorum. Hocam mesela YouTube'da bir tane küpten başlıyor, onu loop cut ede ede gidiyor mesela. O ne kadar doğru? Bence yanlış. Benim şimdi böyle söyleyeceğim yöntem. Aman tanrım diyeceğim. Buna bir isim vererek kaydedek de. Böyle şaka yapıyorum ya. Herkes kendi yöntemini belirler. Hani sana nasıl kolay geliyorsa sen öyle modellersin. Ama ben detaylı modelleme yaptığım zaman bir yöntem kullanıyorum. Onu da göstereceğim. Göreceksin zaten. Buna ne diyecek ya? Bu şey işte UMP. 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 Bu yazda Punk UMP diyecek ya. Steampunk tarzı şey biraz. Biraz da CGI de var ama. Gerçi Steampunk'tan çok CGI. Bak şimdi. Şu resmi ben bir kitleyeyim. Sürekli çart çut seç durmayalım resmi. Şunları da bir gizleyeyim. İlk mesela nereyi model? Nereden başlayalım hadi? Ben genelde nereden başlayacağımı karar veremem. Hocam şey bence kıçı o Model o buradan taraf başlanmaz. tamam Olmaz. tamamdır. Yani ana gövdeden bir yerden başlamamız lazım. Kabza. Namından yağdır git. Sizden hayır yok. Ben şuradan başlayayım. Bak şimdi. Şurada auto mirror diye bir şey var. Bulabilirsem şimdi. Gerçi buna gerek yok da. Bulamayacağız büyük ihtimalle.
O yüzden kendimiz direkt mirror vererek. Küp yaptım. Zaten orijin ortadaydı. Direkt mirrorladım karşısına. Bu neden yaptım? Hop buradan böleceğim. Buraya geleceğim. GX diyeceğim. Extrude X diyeceğim. Mis şeklimiz ortaya çıktı direkt. Sonra Extrude verip şöyle hafif öne alıp da şurayı şöyle indirsek. Extrude diye verip ne yapalım, buraya şöyle çekelim. Orantısını bulabilmek için GY diyelim şu. Tamam. Shift CTRL ile B diyelim. Buna bir şey smooth verip de normalini açalım. Şurada çok Hocam güzel. ben geleceğim. Tamam. Şurada çok şey oldu. Bunu bir CX yapayım. Hala istediğim seviyede değil. Extrude diye ile devam edelim. Şura nasıl bir şey? Ay aslında devam ediyor. Extrude diye ile devam edelim. Yine aynı şekil. Bitirelim. Bu arada mesela şöyle çalışabiliriz. Ben direkt bunu low çalışacağım ama Subdivision Surface Yapabiliriz. vererek daha buradayken hani muhabbeti mesela şöyle yaptın ya, hani şurayı biraz daha keskinleştirmek için şuradan da vurdum mesela şöyle. Bunu boş bırakmaman lazım, bunu unutma, bu önemli bak. Burayı her zaman alırsın aşağıya yapıştırırsın. Ben şu an bıçakla yaptım bunu. Sonra mesela şurası, şuralardan hata veriyor daha çok. Şurayı yakınlaştırırsın. Mesela şurayı görmüyor. Şurayı yakınlaştırırsın. Gelirsin. Zaten diğer taraf mirrorlu olduğu için bu işi çok kolay yaparsın. Başka şura var mesela. High poly ile çalışabilirsin. Kolayına gelecekse eğer. Şimdiden aslında high poly'de hataları düzeltiyorsun. O subdivision'daki. Yani. Şuraya getirelim. Mesela. Bak bunları da hep bağlamak lazım bir yerlere. Şu ortaya bir tane daha çekeyim. Bundaki K ile şöyle yapayım. Buna da bunları bağlayayım. Şuraya da bağlayabilirim de belki oranın aynı şey yapısını bozar diye. Böyle mi çalışsak ya? Bilemedim. Devam edelim. Mesela şurası açıkta kaldı. Bunu da yine aynen K ile alalım. Dimdik indirsek mi? O son iyice mesela subdivide verip o noktaya bağlanabilir mi hocam? Şuraya bağlanabilir ya, saptı ve vermeye gerek yok. Şey yaptım, yapıyı bozmadı. Şunu ikilesek. Bak direkt şeyden başladık mesela, yani hard. Sonra şurası var. Şura açıkta kaldı. Hemen alırsın. Bağlarsın.
mesela şurayı ha, görüyormuş. Tamam. Şimdi şunun içine girelim. Şöyle yapalım. Bunu yapmak doğru olur mu ama? Bunun içini boş bıraksak zaten şey. Buradan direkt solidify desek. Kalınlığı solidify'den versek yani. Şuralarda biraz bozulmalar olacak. Onu nasıl düzeltiriz? On dirim olmaz. Nasıl boş bırakıp kendimi sonradan elle. He, bak hatayı da görüyoruz aslında. Şurayı çok içe giriyor. Kız 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 şu kurtarıyor. Bir tık daha kız. Fil. Şu kalınlık kurtarıyor bizi. Peki ama dışarı doğru versek bu sefer buralarda yapacak o muhabbeti. Rotation scale desek. Bu sefer iyice bozdu ya. Şöyle dışarı doğru versek. Tamam, burasının şurayı da şöyle yaparım. Shift D ile çoğaltırım, P ile ayırırım. Bak bu bunun üstünde bir katman oldu. Bunun thickness'ını bir iki tık arttırırım, üstüne alırım. Hatta biraz da GZ yaparız. Şimdi buna özel çalışabileceğiz. Şurada biraz şey gibi duruyor ya. Şöyle yapalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Abi kanserler ya. Ne? Bir şey yok hocam. Ne oldu belki? Hocam bir sunucuya bot atmışlardı, çökmüş. Bot mu atmışlar, çökmüş? Yani şöyle. Şu mesaj spamlayanlar var ya. Hı. Atmışlar, çökmüş. Blender eğitimin sunucusuna belki katılan vardır, biliyordur. Hı. Oraya. Atmışlar, çökmüş şu an. Saniyede 30 mesaj falan geliyor. Öyle. Ya şey, botun kendisi çökmüştür. Değil mi? Yok yok, şu nasıl desem, normal kullanıcının niteliğinde olan, hani böyle sürekli spam yapmaya yönelen. Ben en iyisi bir örnekle şey yapayım bunu. Tamam, şimdi bak şöyle bir şey. Bot dediğin şey çökmez. Botun içindeki şey kapanmıştır. Host'u ya da şeyi. Bot dediğin şey bir web sitesinde çalışıyor zaten. Hocam sanki tam bot değil gibi. Ben bir atayım yine de. At bakalım. Berk, şu an bunu kim merak ediyordu? Ben konuya böyle daldım. Kusura bakmayın hocam. Özür dilerim. Ya hayır da. Şurada bir şey anlatıyoruz yav. Kusura bakmayın hocam. Bir daha bölmem. Kim anlatıyor? Genel anlatıyorum abi. Ders yapıyoruz şu an. Ders çalışıyoruz. Silah güzelmiş ama. Bak şey, detay çalışıyoruz silah. Rus. Çizen de Rus yani. Solidify istediğimiz performans vermiyor ya. Mesela Solidify verdiğinde Anladım şu an dediğini. Şey, bot şey yapmış.
Ne hata oluşmuş kodunda. 0.00. Dışarı doğru verince de şeyler bak kapanıyor. Bak tamam. Şuradan direkt 9 atlıyor. 11 atlıyor. Bizim dışarı mı içeri mi ona bir karar verelim. 0.005 desek. Ama eksi 0.005 desek. Yine şuraları yiyor ya. Evet, bir patlama 0.004 var orada. eksi 0.00. 3. 3'te tamamen patlamalar gidecek büyük ihtimalle. Gitmedi mi yine? Hocam Event Sickness bir şey var orada. Onu açar mısınız? Bir işe yaramıyor ki ya. Eksi 0.002 desek gitti. Ama işte 2-2'de ne kadar işimizi görecek. Bunu böyle ya Solidify değil de alt yapar A'ya basar. Zaten rotation scale yapmışım. A yaparsın. Şuradan biraz yakınlaşırsın. Alt E dersin. İç içe girip girmediğine dikkat edersin. Yine aynısı mı oldu? Adamlar niye boş bıraktı? Boş bırakmadı aslında da şey yaptı ha. Şimdilik Solidify kalsın. Buraya bir şey düşüneceğiz. Ya da burayı sadece bump map olarak bu şeyin üstüne basacağız. Yani iç içe geçireceğiz şöyle. Normal alırken buraya basacağız bunu. Devam edelim. Nereden devam edelim? Şimdi Devam et. En son bulursun oraya bir çare ya. aynen bunu büyük ihtimal bump map olarak basarım abi. Yani onun çaresi basit. Boşuna kafa patlatıyoruz burada. Extrude Z diyelim. Alalım şuraya. Şuraya getireyim. Extrude Z diyeyim. Bu arada 3 boyutlu çizim diye biliyorsunuz değil mi? Ne abi? Photoshop'tan çizmiş bunu. Aynen. O yüzden zaten referans olarak güzel bir şey. SZ deyip de Onu da ışıklardan anlayabilir arkadaşlar. Eğer hani merak eden olursa. Işıkların geliş açısı şey vesairesi şu an bayağı anlaşılıyor araba zaten. modelliyor gibi gidiyorum ya. Hala devam ediyor değil mi? Silahın hatlarında çok kıvrım var ya. Evet, biraz zor bir silah seçtik. Niye öyle yaptık Hı bilmiyorum hı. ama. Ama tasarımı güzel ya. Yok, tasarım güzel. Ama çok kıvrımlı. Snap'imi açayım. GX diyeyim.
var mı bir tane daha? Şurada var. Tamam, yine burayı da ayırt. Oradan bak birkaç tane işlem var. Bence üstü bağla, üst tarafını sonradan yap. Ben burayı Kırmızı ayırt. yere kadar bağla. Yok yok abi, burayı da aynı şey, kıvrımı vereyim. Şu ayrı parçaymış gibi düşünürüz. Ha, ben de onu dedim işte. O ayrı parça diye. Şöyle yaparız. Hı. Ondan sonra ayırırız. Şuraya şöyle bir. Bayağı güzel. Tamamen referansa sadık kalmak zorunda değilsin ya. Bir süre sonra zaten kalmıyorsun abi. İstesen de kalamıyorsun. Bu sene tayfada ne proje ödevi yapılır biliyor musun? Tam pandemi dönemi ya. Vallahi abi, şu an üniversite okusam ikincisini bitirmiştim. Şimdi bak proje ödevleri başlayacak. İnternetten. 3 boyut modelleme ile ilgili bölüm okuyanların. Direkt şey yapsam mı diye düşünüyorum yani. Ne? Bizim bölümde proje zamanı olur, ben yönlendiririm istersen. Vallahi yönlendir. Sıtkı, ne okuyorsun? Hangi bölüm? Animasyon mu? Ben Yeditepe'de endüstriyel tasarım mezunum. Ha, okey. Bir asistan olarak devam ediyoruz. Öğrenciler yani modellemeyi çok öğrenemeyecek. Ne proje zamanı böyle bayağı yoğunluk oluyor. Oradaki o patlak, onu birazcık çekmek lazım. Çok çok daha iyi. Ama daha biraz daha var. Ortadakini çekeceksin sanki. Yani daha iyi. Abi aslında şey de yapabiliriz ya. İstediğim şeyi yapmayacak değil mi şu an? Aa, yaptı valla. Şurayı biraz eğdi ama yaptı. Valla birazcık eğik olsun. Nasıl gidiyor sizce? Güzel gidiyor abi. Şimdi blok kağıtımızı bir daha çıkartalım. Şunu silelim, burayı zaten yapıyoruz. Hiç
uğraşmayalım. Bakın. Şuradan bir tane kopyalıyorum şuraya. P ile ayırıyorum. Her şeyi kopyaladım. Çizgi. Extrude Z. Extrude Y. Extrude veriyorum. Yiyeceğim ya. Bu bütün özellikleri kopyaladığı için Extrude veriyorum. Bunu biraz daha şey yapacağız tabi ama. Şurayı şöyle yapalım. Bir de Oğuz hocam şey var. Vertical'dan yapanlar var bunu. Vertical'dan extrude ediyor de küçük bir noktada. Onu ben de yapıyorum genelde ya çok. Asıl olay o zaten. Asıl. Adam şuraya extrude diyor, Y diyor. Extrude Z diyor. Extrude Y diyor mesela. Ya bununla aynı mantık. O sonra da şey yapıyor, birleştiriyor işte F ile. Dolduruyor Böyle hiç. güzel güzel açtığın zaman da F ile ve takır takır devam eder yani şey bozmaz hiç. Şimdi şuraya şurayı şuraları extrude x diyelim. Biraz da kalınlaştıralım şuraya şeyine göre. Şuna göre tamam. Bunda Solidify'ı kapatacağım. Bunda ihtiyacım yok bence. Şu kenarlara biraz keskinlik verelim. Şu olayı Shift E ile de yapabiliyoruz sanırım. Şöyle bak. Shift E. Aslında ben boşuna bunları veriyorum ve modele eziyet ediyorum. Shift E yapsak. Şöyle. Shift'e daha çok işimize yarar. Hatta şuraları da shift'e yapalım ya. Şunları seçip solve diyelim. Şu yüzeyi şöyle. Shift E. Senin görev ne hocam orada? Shift de şu. Hayır hocam burada mıyız? Buradayız buradayız. Buradayız hocam. Ben değilim. Şu. Öyle sorayım dedim bir ya. Bu bevel verirken İyi yapmışsın. Sen ne yapıyorsun? Main crease'de şu. Ne yapayım hocam ya? Daha yeni geldim. Yemekten geldim. Çayımı karıştırıyorum işte. Şimdi sigaramı çayı yakacağım. Çayı karıştırıyorsun. Onu diyecektim ben de. Çayı karıştırıyorsun. Büyük kupa bardağı doldurdum çayı ömürlük böyle. Battal boy. İyi yapmışsın. Hocam son bundle'ımı gördünüz mü? Yok görmedim. Son araç serimi. Hadi ya hocam. Çok şey kaçırmışsınız. Şeyi de paylaştım. CG Trader konusunda paylaştım. Bakayım. Bir de fiyatına bakın hocam. Fiyat da bastım. Uçan arabayı mı diyorsun? Aa, uçan araba serisi. Şimdi bu seriyle beraber Bahadır falan filan, Oğuz hepsini katlamaya çalışacağım bakalım bir. Göreceğiz artık. Beklediğim gibi 90 satarsan. dolara. Aa. Hiç belli aslında olmaz. süper oyun yapılır bununla. Oğuz öyle bir tane bundle sattı, oradan vurdu parayı. Aslında oradan vurdu zaten. Aynen, oradan vurduk. Oradan vurdu. Ben de eğer öyle bir bundle'dan vurabilirsem. Şu muhabbet face tamamen ters dönmüş. Olur bence. Oğuz'un şimdi kafasında hin planlar var hocam. Onları gerçekleştirmek için planlarını Elinden uygulamak geleni için yapacak. elinden geleni ardına koymayacak. Hiç peşini bırakmamamız lazım. Biraz kalıyor. Oğuz Savaşı.
Siz ne yaptınız hocam ya? Oğlum ne yapalım hocam ya, aynı. Artık çok ara ara gözüküyorsunuz hocam. Böyle uğrayamıyorsunuz bu Vallahi tarafa hocam. yoğun ya. Yoğun yoğun. İyi, yoğunluk güzeldir hocam ya. Memnunsunuzdur Vallahi. muhtemelen Ya güzel de. Ha, çok. yoğunluktan. Süper memnuniyet. Şey kafasında dedim ben, hani iş sizinse hocam, para da getiriyorsa memnuniyet olur diye düşündüm. Öyle olmuyor iş. En son ben şeyi biliyorum sadece zaten. İnternet bağlama muhabbetini. Ben bu aralar sıkıntı ya. Modem Onu söylemiştiniz aynen. bulamıyorsun. 400 tane kurulum var. Dün modem geldi 100 tane. Oğuz, bu arada kayıtta mısın ya? Kayıttayım, evet. Sorun değil ya, muhabbetin zaten şey yap. Ne oluyor ya? Telefonun ses ne? Biri sinyal veriyor. İbrahim. İbrahim İbrahim abiden uzaylıları çıkıyor. çağırıyor. İbrahim abiden çıkıyor. Pardon. Ya Yok. 2 saattir aynı hatayı alıyorum da hatayı bulamadım ya. Peki hata yüzünden veriyor bu cızırtı bilgisayar. Kurtarıyor. Şey, basit. O kod diğer yerde çalışıyor. Başka yerde çalışmıyor. 2 saattir bakıyorum ekrana, sadece bomboş. Mikrofon etki eden o mu senin? Ya ayağımı sağlandırıyorum ya şey, masayla birlikte. Evet. Adamın ayağından bile ne ses çıkıyor. Gör gör. Oğuz gör bak. Ne alaka abi, ben Millet çalışıyorum. neler yapıyor. Millet ne yapıyorsa biz 5 katı. Hadi bakalım. Masayı yıkıyorum şimdi. Oğuz hocam, eklediğin sell loop tools şey yapıyor değil mi? Poligon sayısını arttırıyor. Bir de subdivision surface var, iyice artıyor. Ama sonradan low'a çevirmeyi biliyorsan çok da sorun değil. Biliyorsan dedim. Yani sonradan küçültme trikleri var. Sonradan küçültebiliyorsun. O yüzden ilk başta bilgisayarın iyiyse böyle çalışmak daha mantıklı, daha ayrıntılı. Siz Şöyle hangi işle uğraşıyorsunuz ayrı hocam? Reklam. Köfteciyim ben. Ya harbiden bir köfte firmasındayım ya. Doğrudur hocam. Öyle olsun, ne olacak? Köfteci Rabis. Videoda da böyle intro Ramiz. aldı. Ramiz. Abi hangisi daha iyi? Yusuf mu, Ramiz mi? Ya şey olarak içindekilere bakarsan Ramiz. Fiyat olarak bakarsan Yusuf. Hangisi ucuzsa? Fiyat olarak bakarsan Yusuf. İkisinin
denip de... Yusuf'a gidince Soya'ya para veriyorsun. Ramize gidince Ete para veriyor. Neye veriyorsun? Soya mı hocam? Evet, Soya. Bir kilo soya 2 lira. Soya hocam bitki değil mi? Fasulyesi falan var. Evet. Köftede soya mı kullanıyorlar hocam? Tabii. Birçok yemekte kullanıyorlar ya, sadece köftede değil. Birçok şeyde kullanıyor. Anlamazsın bile. Hiç anlamazsın tabii. Yani tadı ete yakın olduğu için mi? Yok, farklı muhabbetleri de var. Fark etmiyorsun. Kullandığın şeyin tadını alıyor. Ha, sünger gibi emiyor. Hı. Altı kilo, altı şey, 10 kiloluk bir şeye 4,5 kilo soya, 2 kilo falan yağ, gerisi et. Hocam ama şey değil ya, kocaman ekmek kadayıfı geliyor kaymaklı şey tahinli 8 lira. Ha, kaymak sana ya o. Kaymak mı? Sen kaymak yememişsin hayatında. Ya hocam ne yapalım, öğrenci adam. Paramız yettiğince hocam mutlu ediyoruz kendimizi. Ya gerçekten yani kaymak yemek istiyorsan zaten o paralara onu yiyemezsin. 8 lira sadece kaymağı vermen lazım. Evet. Kaymak dediğin şey zaten nadir çıkıyor yani. Sütün üstünde tutan şey, işi yapı. Hı hı. Benim annem Avustralya'da yaşıyor. Bir kilo eti adamlar çok ucuza alıyor ya. Ya kaymak ya oraya, şey değil mi? Orayı açmadık. Açacağız oraya da. Hadi hayırlısı olsun hocam. Orta şey orta kısmına mı açacaksınız yoksa Sydney tarafına falan mı? Valla. Ne taraf? Sydney tarafında daha iyi. Evet hocam. Daha çünkü şehirleşme orada. Hı hı. Şeye verdik işte. Daha yine Belarus'a. Şey mi açtınız hocam oraya? Hı, şube. Misk'e. Belarus'ta Misk var ya. Hı hı, evet hocam. Oraya. Oraya daha yeni verdik. Bir hafta falan oldu. Hayır hocam, siz köfteciydiniz değil mi? Köfteciliğe iş yapıyordunuz. Evet, doğru. Neydi onun ismi ya şeyin? Ramiz. Ha, Ramiz. Köfteci Ramiz. Hani koronadan işler zayıflamadı mı? Nasıl yeni şube açıyorsunuz ki? Yani yurt dışına açmak bir şey değil. Hmm. Ya şeyde kapattıklarım da oldu ya. Şehir içinde. Evet. Büyük o ya. Bir şekilde yürüyor ya. Öyle ya da böyle. Bunun arkasında birkaç aylık şey yatıyordur. Ya. Tabii ki de. Projeyi askıya alamazlar öyle bir hemen herhalde diye düşünüyorum. Alırlar, alırlar. Öyle zorunluluklar yok. Abdullah hani video çekecektin ya, olmadı mı? Bak mı verdi? Abdullah. Şey duymuyor galiba Abdullah Tekfi. Buradayım da o da biraz müsait değil. Buradayım. Ha. Ne oldu? Edon bug verdi değil mi? Edon'u deneyemedim daha ya. Ha. Niye bug verecek ama? Ya ben çekmeye çalıştım da sürekli hata falan veriyordu. Bilmediğim bir sebepten dolayı. Ama yine çekildi ya, oldu. Sonunda oldu. Bu arada Ömer Edon yaptı hocam. Evet. Ha, yaptım, bitti şu an. Benim kanalda yayınladım. Hatta burada bir sürü kişi var. Beni niye sildiniz Oğuz hocam? Efendim? Oğuz hocaya söyledim. Buyur. Orayı niye sildiniz hocam, bu şeyi, face'i? Hmm. Yayınla ya burada da. Ben bak geri alayım. Daha yanacağım.
Cyberpunk'a yeni trailer mi gelmiş? Şurayı düzlemek için. Ha, 10 Ocak demiş. Ha, anladım hocam. Bir şey soracağım. Cyberpunk 2013'ten beri çıkmaya mı çalışıyor? Daha o zaman da bir reklam mı yapılıyormuş? Evet, bayağıdır şey yapmaya çalışıyoruz zaten ya. Ha, Askıya alındı, ondan sonra elemanlar bıraktı falan filan, bir sürü şey oldu. Witcher çıktı. Witcher'la uğraşırken onu da boş verdiler. Ta 10 Ocak 2013'ten video buldum. Trailer. Cyberpunk şey, oyun dağıtımcısı aslında, biliyor musun? Yani oyunları dağıtan bir firma. Project Red. Firma. Polonyalı. Ömer Hoca, bir şey soracağım ya. Ben 2 saattir bununla uğraşıyorum ama hala anlamadım neden bu hata verdiğini. Ne hatası? Yazılı sohbet 1'e attım. Hayır, neden böyle bir hata veriyor? Yazılı sohbet 1.